Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Apple Watch'un 4. serisi 2022 yılında hala alınır mı? Aldığımızda bu saat beklentilerimizi karşılayabilir mi? Bunları konuşacağız. <laughs> Öncelikle neden hala Apple Watch 4 Biliyorsunuz Apple Watch 8 geçtiğimiz ay tanıtıma sunuldu ve fiyatlarını gördünüz. Şu anda 10.000 TL bandında. Hele Ultra'sından hiç bahsetmiyorum. 25.000-26.000 TL bandında. Yani bir akıllı saate o kadar fiyat vermek insanın içinden gelmiyor. Yani ben açıkçası vermem. Geçen haftalarda hatta Apple Watch 8'in bir çakmasını paylaşmıştım. Yani onu neredeyse 15'te bir fiyatına falan satılan bir akıllı saatti. Ama ona benzer fonksiyonları, konuşma fonksiyonları falan çok iyiydi. Çakma ürünü almak istemiyorsunuz. Neden derseniz onun da bazı sıkıntıları vardı. Biliyorsunuz Apple kendi saati haricindeki diğer hiçbir saatten iyi bir veri senkronizasyonu yapmıyor. Benim elimde Honor Magic Watch 2 var. Samsung vardı daha önce sonra G4 onun akıllı saati vardı. Aynı şekilde Xiaomi'nin akıllı saatleri vardı ama hiçbir zaman iPhone'umdaki kadar iyi bir veri alışverişi yapamadım. Yani Apple Watch'lardaki kadar iyi bir veri aktaramıyor. Kesinlikle muhakkak bir sıkıntı oluyor ve eksik muhakkak noktaları oluyor. Şimdi Honor Magic Watch 2'lerin fiyatlarına bakıyoruz. Ne kadar? 2.5 yani 2.5 şu anda 2 2.5 arası sıfır fiyatından bahsediyorum sizlere. 2000 TL ile 2500 TL arasında fiyatları var. E tabi Apple Watch'un fiyatları ortada zaten ama hala 3. nesil çok satılıyor. 4. nesil, 5. nesil, SE'nin 1. versiyonu veyahut da 2. versiyonu aslında bol bol ikinci el piyasasına yani sahibina.com'a veya letko'ya falan girdiğinizde görürsünüz ilanları. Yani çeşit çeşit ilanlar var. Ben de bunda bir meraklandım yani. Bir Apple Watch almak var ama çok eski bir Apple Watch da almak istemiyordum. Yeni bir şey yani yeni trende yakın bir şey olsun. Güncelleme hala alan bir saat olsun diye. Ama birazcık da bütçem kısıtlıydı. Yaklaşık işte 3000 liralık bir bütçe belirledim kendimi. Uzun araştırma sonucunda bir tane sahibina.com'da daha kasasında ekranı çizik olmamış tertemiz bir tane 40 milimetrelik Apple Watch'un 4. serisini buldum. Tabii ki de bu benim için bayağı küçük. Ben bunu başka bir şekilde kullanacağım. Yani kendim kullanmayacağım. Çünkü hem renk olarak zaten şöyle rose gold bir rengi var. Çok beğendiğim bir renk değil. Kordon aynı şekilde gördüğünüz gibi pembe. Hani bana gitmeyecek bir saat ama ben bunu farklı bir proje için aldım. Ve gerçekten çok temiz bir saat denk geldi. Yani şöyle düşünüyorum şimdi 2500 TL vereceğim. iPhone sahibi olarak değerlendiriyorum bunu. Telefonunuz iPhone değilse bunu farklı bir şekilde kıstas alabilirsiniz. Ben şimdi Honor Magic Watch veya Huawei'nin Watch GT2'sini almak varken veya da GT3, GT3 Pro onların zaten fiyatları çok çok daha fazla. Ama fonksiyonları birbirine yakın. Evet onun daha böyle gerçek saat. Mesela şu an bakın şu kolundaki saat gibi sanki e, bahsettiğim saatler. Apple Watch birazcık daha tabi bunlara göre daha spor tarzında bir saat. Ama ben Apple Watch gibi bir saat istiyorum diyorsanız Huawei'nin Watch GT2'ye bakıyorsunuz 2.5-3.000 TL arasında. Bu dördüncü nesile bakıyorsunuz o da o fiyatlar bandı. Arama yapabiliyorlar. Huawei'nin saatine ekstra olarak da bu mesaj yanıtlayabiliyor. Bildirimlerinizi açıp bakabiliyor. Yani çok çok daha fazla özellikleri var. Ben Honor'daki veri kıyaslanan antrenman takibinde Apple Watch'un dördünü çok daha beğendim. İkisine de spor salonuna gittim de hem antrenman modları olsun hem de farklı bir şekilde takipleri olsun çok başarılı. Bunlara şimdi birazdan detaylı bir şekilde gireceğim. Ben size ilk önce bu Apple Watch 4'ün teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sonuçta hiç bilmeyen arkadaşlar için de ufaktan bir teknik özelliklerinden bahsedeyim. Bu saatte neler yapabiliyoruz, ne tür özellikleri var bunları da size anlatmak istiyorum. Saatimizin ekranı 1.57 inçlik OLED bir ekranı var. Ekranın çözünürlüğü ise x e 394 piksel. 326 ppi'da piksel yoğunluğu mevcut. Ekran 1000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Parlaklık konusunda ufak bir dipnot söyleyeyim en güneşli havada bile yüksek seviyede parlaklıkta kullansanız rahat rahat görebiliyorsunuz. Ki en yüksekte ben daha hiç kullanmadım ama en yük güneşli havada bile saatinizin ekranı gayet okunabilir ve açık. Şu an bu benim elimdeki model ise 40 milimetrelik bir model arkadaşlar. Kasamızın ağırlığı 30 gram. Kasanın malzemesi tamamıyla alüminyumdan yapılma. Ayrıca kordonlarımız ise silikon. Kordonlar zaten sonsuz opsiyonu var. Kendiniz nasıl istiyorsanız internetten Farklı farklı renklerde, tarzlarda kordonlar alıp saatinize bir kombin yapabiliyorsunuz. Huawei'nin WatchOS dediğimiz işletim sistemine sahip ve en son güncel işletim sistemini hala alabiliyor. 2018 yılında çıkmasına rağmen. Yani 9. nesil WatchOS'un sürümünü bu saat hala alabiliyor arkadaşlar. Yani şu anda önümüzdeki seneler içinde herhangi bir e, değişiklik yok. Yani saatimiz güncelleme konusunda hala aktif. Üzerinde bir iki çekirdeklik işlemcisi var. Ayrıca 16 GBta hafızası mevcut. Bluetooth 5.0 destekliyor ve Wi-Fi'de ise 2.4 GHz ağları yani BGN ağlarını destekleyebiliyor bu cihaz. Cihazın bataryası eğer %100 ise aldığınız sıfır ise benim bu elimdeki cihazın bataryasının pil ömrü şu anda 196. Bu arada gerçekten çok temiz bir saat buldum. Altı 6 saatlik yoğun kullanım ömrü var. Normal kullanım ömrü ise yaklaşık 18 ile 20 saat arasında. Yani ortalama size şöyle söyleyeyim, bir buçuk gün yani bir buçuk günü bile belki zorlayabilir de 24 saat her gün bu saatinizi şarj etmeniz gerekiyor. Şimdi bir saati yakından bakalım. Size bir menü içeriği geçişi yapmak istiyorum. Bildirimleri falan göstermek istiyorum. Saatin kullanımından da bahsetmek istiyorum. Hala akıcı mı? Nelerini kullanabiliyoruz? Ne özellikler bahsedebiliyor yani bahsedebiliyoruz bizlere? Bunları da göstermek istiyorum. Saate şöyle yakından baktığımızda öncelikle zaten ekran kısmını görebiliyorsunuz. Şu şekilde bakın sizlere bir yakından da göstereyim ekranı. Yan tarafta zaten bir adet şöyle tuşumuz var. Burada bir fonksiyon tuşu ve yan tarafta bir tane de tekerleğimiz var. Bu tekerlek hem basarak hem de çevirerek çalışıyor. Ben birazdan size zaten fonksiyonları göstereceğim. Yan tarafta bakın gördüğünüz gibi hoparlör ve mikrofonlar da mevcut. Buradan tam bile konuşmanızı zaten yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde zaten başka bir şey yok. Arka tarafta komple bu sensörlerin bulunduğu kısım. Alttaki kordonu çıkardım şöyle rahatlıkla sizlere göstermek için. Gördüğünüz gibi bakın ana ekranımız bu şekilde. Öncelikle bu tarafa kaydırdığımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Buradan geldiğimizde gördüğünüz gibi bildirimlerimizi sırayla görebiliyorsunuz ve hepsini de silip veya hatta yanıtlamak istediğiniz varsa bunları yanıtlayabiliyorsunuz. Yukarı kaydırdığımızda ise hızlı bir denetim merkezi geliyor. Buradan bluetooth ayarlarınızı, batarya seviyesini görebiliyorsunuz. Cihazı isterseniz sessiz veya hatta sesli moda alabiliyorsunuz. Burada farklı farklı uçak modu gibi, metin boyutu gibi vesaire ayarları yapabiliyorsunuz ve bunu düzenleyip buradan mesela istediğinizi ekleyip veyahut da daha fazla şey ekleyip veyahut da çıkarabiliyorsunuz. Aynı şekilde şöyle yukarı kaydığınızda bu gider. Yan tarafa kaydığınızda ise farklı kadran geçişlerini yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunları zaten bütün marketin olduğu kısım ise telefondan uygulama kısmından yapacaksınız. Buradan ise geçmişte açtığımız uygulamalar var. Bunları mesela kapatıp Aynı telefonlarınızdaki gibi arka planda çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. Kapattığınızda tekrar geri gelecek. Tekerleğe bir kere bastığımızda gördüğünüz gibi menü kısmına geçiş yapıyoruz. Bakın akıcılığı görüyor musunuz? Gerçekten 4 sene önce çıkmasına rağmen bu kadar akıcı bir menüyü ben de beklemiyordum. Bayağı uygulaması var zaten görebiliyorsunuz. Buradan rehber olsun, bağlantı olsun. Bakın spor moduna mesela girelim. Kendiniz herhangi bir antrenman seçebiliyorsunuz. Buradan mesela yaptığınız antrenmanı başlayıp direkt hazır dedikten sonra şöyle bastırayım hatta gördüğünüz gibi hemen başlatabiliyorsunuz. Bir kere bastığınızda da bu uygulamadan çıkabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle kaydırdığımızda ise bunu bitiriyoruz. Buradan farklı farklı bakın antrenman modları var. İsterseniz bakın şu şekilde buradan da kullanabilirsiniz saatinizi. İsterseniz de ekrandaki dokunmatikten, isterseniz de bu yandaki tekerden nasıl isterseniz kullanabiliyorsunuz. Ayrıca buradan farklı farklı bakın antrenman modlarında ekleyebiliyorsunuz. Bir kere bastığınızda da geri gelecektir. Arama menüsünü zaten buradan görüyorsunuz. Direkt klavyeye basıp herhangi bir numara tuşlayıp arama yapabiliyorsunuz, maillerinize kadar bakın, maillerinize kadar bakabiliyorsunuz. Yani bir telefondaki ya yani akıllı telefonunuzdaki ne varsa direkt Apple Watch'ta da bunları yapabiliyorsunuz. Gerçekten bu konuda çok kullanışlı olmuş. Burada mesela müzik yönetimi yapabiliyorsunuz, iPhone'da veya da işte müzik yok diye mesela Apple Watch'ınızdaki, iPhone'unuzdaki Apple Watch uygulamasından müzik ekleyeceksiniz ve bu şekilde kulaklığınızdan bağladığınızda da direkt müziğinizi dinleyebiliyorsunuz bu saat üzerinden yönetebiliyorsunuz. Hemen şöyle EKG Nabız diyor. Ben bunu şu tekrardan kordonu bağlamam gerekiyor ki sizlere göstereyim nasıl ölçümler yaptığını. 40 mm bende biraz küçük kaldı. Yani bileğime ufak kaldı. Şöyle bakın parmağınızı bu yandaki tekerleğe doğru uzatmanız gerekiyor ve 30 saniye içerisinde size bir EKG analizi çıkaracak. Gördüğünüz gibi bakın sinüs ritmi yani şu anda normal bir Atımım olduğunu yani kalp atımım olduğunu gösteriyor. Buradan bakın farklı farklı ritimler var. Uygulama üzerinde bunların takibini yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunları kendiniz mesela iyi hissetmiyorsanız da bir belirti ekleyebilirsiniz. Zaten düştüğünü direkt düşmeyi algıladığında otomatik olarak bir SOS çağrısı verebiliyor. Yani direkt acil yardım kuruluşlarına haber verebiliyor arkadaşlar saatiniz. Kalp atış hızı diyor bunu da bir bakalım. Şu an gördüğünüz gibi bakın 81 bir kalp atış hızı var. Aynı şekilde bakın bunu işte antrenmandayken yürürken mesela günlük sizin ortalamanızı saat sürekli bir şekilde alabiliyor. Buradan bir uyku takibi yapabilirsiniz ve buna göre de mesela hedefler kendinize belirleyebilirsiniz. Her gün muhakkak 8 saat uyumanızı ben de tavsiye ediyorum. Burada bakın bir yatma planı da ayarlayabiliyorsunuz. Saat üzerinden bunların hepsini ayarlamak mümkün. Şu anda bakın da bir gürültü yani ölçer var. Benim şu anda konuşmamı da bakın desibeline kadar ölçebiliyor. Gerçekten Apple Watch'lar çok fonksiyonlu. O kadar farklı farklı Menüler var ki burada bakın mesela ilaçlarınızı kaydedeceksiniz. Saatinize bir hatırlatıcı eklediğinizde direkt ilaçlarınızı içme saatinin geldiğini sizlere hatırlatıyor. Şu an sesimi saatin hoparlöründen duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi görüşmelerinizde karşı tarafın sesini hoparlörde duyma seviyeniz bu şekilde. Şu anda sesimi saatin mikrofondan alıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda saat tabii ki de ağzıma çok yakın. Yavaş yavaş uzaklaştığında ses kalitesini görüyorsunuz. Saatin mikrofon performansı bu şekilde. Saate yakından baktıktan sonra ben size kullanım deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle bu antrenman en çok tabii ki de e, ilgi gören şeyi antrenman takibi. Antrenman takibi konusunda gerçekten çok başarılı. Çok çok fazlasıyla yani o kadar fazla antrenman modu var ki yani sizin muhakkak ihtiyacınız olduğu antrenman modunu bu saatte bulabilirsiniz gerçekten. Çok geniş yani sonsuz opsiyonları var diyebilirim sizlere. Verileri çok iyi takip edebiliyor. Hem bir yandan da nabzınızı, kalori yakımınızı falan hızlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bunları uygulamaya aktarabiliyorsunuz. Telefonunuzdan, iPhone telefonunuzdan verilerinizi telefondan da takip edebiliyorsunuz. EKG ölçümü çok iyi. Bu arada başarılı gerçekten. nabız ölçümü bunlar gerçekten çok başarılı. Aynı şekilde bunu da telefona iyi bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Kadran menüsü güzel. Yani Apple Watch 4'te e, uygulama üzerinden farklı farklı kadranlar kendi istediğinize göre yapabiliyorsunuz. Ayrıca yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Yani özelleştirilebilir bir kadran menüsünün olması çok hoşuma gitti. Benim şu an bu saatte kullandığım kadran mesela çok hoşuma gitti. Ben bunlarda ufak değişiklikler yaptım. Beğenmediklerimi değiştirdim mesela. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada saatin yani bu sim kart desteklemeyen bir model olduğu için eğer telefonunuzdan belirli bir mesafede uzaklaştığınızda arama bildirimi almayacaksınız. Yani bu saatte bir arama yapamazsınız. Muhakkak telefonunuza yakın olması gerekiyor. Aynı şekilde müziğinizi direkt buradan kontrol edebiliyorsunuz. Direkt başka müziklere işte çalma listelerinize falan geçiş yapabiliyorsunuz. Youtube müzik, Spotify gibi uygulamaları destekliyor. Kulaklığınızı da eğer saate bağlarsanız mesela e, bu saate eğer yüklenebiliyorsa müzik yüklersiniz ya da uygulamanızı da yaparsınız. Ondan sonra da direkt kulaklığınızdan müziğinizi saat üzerinden yönlendirerek dinleyebilirsiniz. Kendisine ait bir uygulama marketi daha buradan farklı farklı uygulamalar da satın alabiliyorsunuz. Mesela hoşunuza giden farklı saate özel yapılmış uygulamalar var. Tamamıyla kendisine özel bir uygulama marketi. Bunda mesela daha ekstra böyle antrenman modları olan özel antrenman uygulamaları var. Bunları indirip de bu şekilde hani saatinizde kullanabiliyorsunuz. Menü geçişi Animasyonlar çok akıcı. Gerçekten bakın en çakma en kral yani çakmalardan inceledim ama hala 4 sene önce çıkmış Apple Watch kadar akıcı değiller. Gerçekten menü geçişi o kadar güzel. Yani o doygunluğu kaliteyi gerçekten hissediyorsunuz. Saatin konuşma performansından bahsedecek olursam gayet bu da yeterli. Hem mikrofonumuzda yaptığım görüşmelerde hem size de bunun verilerini yani testlerinden de paylaşacağım. Ee, kendi... Mikrofonu çok başarılı, sesi çok iyi alıyor. Hem gürültülü ortamda hem sessiz ortamda iyi bir şekilde karşı tarafa sesi iletebiliyor. Tabii ki de muhakkak saatinizi yakın konuşmanız gerekiyor. Biraz uzaklaştığınızda yankılı bir ses olduğunu hissedeceksiniz. Aynı şekilde normal görüşmelerde hoparlörde en yüksek ses seviyesini aldığım zaman da Karşı tarafla konuştuğumda yakın tutuyorsam eğer yani aynı şekilde şu şekilde konuştuğumda kulağıma da yakın olacağı için karşı taraftan gelen sesleri de rahat bir şekilde duyabiliyorum. Arama menüsü çok iyi. Hızlı bir favori yapabiliyorsunuz. Favori listesi oluşturabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki direkt rehberi otomatik olarak zaten bunu alıyor. Hem kendiniz bir manuel e, tuşlama yapabiliyorsunuz. Numaraya girebiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuzdaki favori ayarladığınız aldığınız kişileri otomatik olarak saat görüyor ve tüm rehberinizi de görüp buradan bir arama veyahut da mesaj yapabiliyorsunuz. Bu saatin en önemli ekstralarından biri ise mesaj yazabiliyor. Yani mesela bir Instagram'dan mesaj geldi. Normal bir mesaj geldi. Whatsapp'tan mesaj geldi. Bunlara direkt cevap verebiliyorsunuz. Tabii ki de bunu küçük küçük yazmıyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Burada bir sesli komut sistemi var. Siz yazmak istediğiniz mesajı buraya söylüyorsunuz. Otomatik olarak o bir metine çeviriyor. Aynı şekilde bir emoji falan da koyabiliyorsunuz. Gerçekten bu da çok iyi. Tane tane düzgün bir şekilde konuştuğunuzda bütün metni direkt yani konuşmanızı metine dökebiliyor. Ben sabahtan beri bunu kullanıyorum. Yani hiç hata verdiği bir iki tane o da benim yani telaffuzumdan kaynaklı. Direkt birebir söylediğim her şeyi metine çevirdi. Bu konuda ben bu performansına çok beğendim. Ve telefonda sürekli telefonunuzu elinize almak zorunda kalmayacaksınız. Saatiniz elinizdeyken mesajlaşma olsun, görüşme olsun hepsini fazlasıyla yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde zaten antrenman takibini yapabiliyorsunuz. Saat takibi, alarm kurabiliyorsunuz. İster sesli ister sessiz titreşim modunda falan kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde uygulama üzerinden saatinizin takibini de yapabiliyorsunuz. GPS üzerinden zaten bir takip sistemi var bu saatin. Ee, direkt saatiniz Allah korusun kaybolursa bunu da takibini yapabiliyorsunuz. Muhakkak saatinize bir parola ataylayın. Parola atarsanız en azından saatinizi kapatamazlar ve siz de ona hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, saati detaylı bir inceledikten sonra tabii ki de en önemli sorumuz. 2022 yılında yaklaşık 4 sene önce, 5 sene önce tanıtılmış bir saat hala alınır mı? Şimdi Honor Magic Watch'ları sürekli hani bahsediyorum diye düşünüyorsunuz ama en çok böyle piyasada satılan akıllı saatler bu modeller genellikle aklıma geliyor. işte Huawei'nin Watch GT 2'si, Samsung'un Galaxy 3 serisi, yani Watch 3 serisi Honor'un Magic Watch 2 serisi olsun ee, Xiaomi'nin zaten birazcık daha yakın zamanda çıktı saatleri. Kıyasladığımız zaman fiyat performans açısından Apple Watch gerçekten çok üstün. Tasarım açısından Tabii ki de ötekilerin daha zaman yani avantajları var. Çünkü gerçekten kolumuzda bir eski mekanik saatlerimizden varmış gibi, analog saatlerimizden varmış gibi hissiyatları var onların. Çünkü özel metal kordonları, e aynı şekilde kadranları olsun vesaire. Onlar daha bir gerçekçi saat hissiyatı veriyor ama buna takılmıyorsanız Apple Watch'un bu tasarımı hoşunuza gidecekse eğer hangisi alınır dersek, kesinlikle ve kesinlikle tabii ki de iPhone'unuz varsa söylüyorum ben bunu. iPhone'unuz yoksa zaten Apple Watch'u kullanamıyorsunuz. Kesinlikle Apple Watch almanız gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü hepsini kullandıktan sonra yani Apple Watch'u kullanınca dedim ki ya ben saat kullanmıyormuşum. Gerçekten çok farkı var. Ve hala kaç sene geçmesi üzerine hala çok akıcı bir menüsü yani bir işletim sistemi var. Herhangi bir kasma donma da yok saatte. Umarım daha uzun yıllarda güncelleme alır. Ve bu şekilde de kullanıcılar mağdur olmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Apple Watch 4'ün detaylı bir şekilde inceledik. Hala bu dönemde alınır mı? Bunu da sizlerle beraber tartıştık. Siz de eğer yorumlarınız varsa aşağıda yorumlar kısmına Muhakkak eklemeyi unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.